Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Global Clash Cup bünyesinde düzenlenen turnuvanın yeni bir mücadelesinde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Bugün bir tarafta ET X Sports Clan'ın diğer tarafta ise Ungentleman. Evet, hiç de gentleman olmayan oyunculardan oluşan bir klan. Belediye binası 15 5v5 mücadelesini sizlere sunmaya çalışacağım. İlk saldırıyı 3 numaradan Almu Alin isimli vatandaştan izliyoruz. Zeppelin'in içerisindeki zıpır minyonları görünmezlik ve klon büyüleriyle değerlendirdi. Belediye binasını ve devamında çoklu cehennem kulesi, X yayı, vallahi var ya, çok şahane bir temizlik gerçekleştirdi. Koruyucu da hala daha hayatta. Kral ve kraliçeyi de o pozisyondan mevzilendirerek koruyucudan birazcık daha faydalanmış olacak. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Saldırının geri kalan kısmı ise bir tane tazıdan ve 17 tane balondan oluşuyor. 3 tane dondurma, bir tane de iskelet büyüğümüz var. Şampiyonumuzda bir adet görünmezlik büyüsü kullandı. Kartal topunu aradan çıkarttı. Kazıcı hayatta, kalkanı da elimizde. Dolayısıyla üst tarafta çok daha güzel işler yapacak. Öfke büyüsü kulesini de aktif ettiğini görüyorum. Evet, kral özelliğini bastı. Koruyucu alteri az buz vurmuyor. Barbarlar tanklayacak. Sağ taraftan Yeti, Dev ve Büyücünün yardımıyla temizliğe devam ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım açılışı güzel, temiz, pırıl pırıl bir 3 yıldızla gerçekleştireceğiz gibi. Evet, reklam arası ekmek parası yapalım. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet, kralı kaybettik sanırım. Kralda Anka kuşu var. Anka kuşu hayatta, kral gitti demektir. Üst taraftan tazı balonları mevzilendiriyoruz. Kraliçe özelliğiyle birlikte hayatta. Kazıcı da hayatta, bu çok kıymetli. Bir tane dondurma büyüğümüz var. Kaya saçarda yerli yerinde bir kullanım oldu. Kraliçe duvara kilitlendi. Ah, iki gözümün çiçeği. Yani ille de bir saçmalık altına imza atacaksın yani. Halbuki dolansa çoklu kuleyi rahatlıkla indirecek. Sıkıntı mı? Bence değil. 46 saniye süremiz var. X'i karaya bakıyor. Son defanslı zaten. Mis gibi bir 3 yıldız. Şapka çıkartıyorum Almu Alini isimli vatandaşa. Zıpır minyonlarla gerçekten şahane bir değer elde etmişti. 3 yıldız şaşırtıcı olmadı açıkçası. Bakalım buna Ungentleman klanının karşılığı nasıl olacak? Pekala efendim. Birinci turun ikinci saldırısı Ungentleman isimli klanın 4 numarasında Kola D isimli oyuncudan kraliçe yürüyüşlü bir hibrit değil binici saldırısı izleyeceğiz. Tam tamına 25 tane binicimiz, bir tane madencimiz var. Evet, kraliçe ve kralı pozisyonlandırarak saldırıya başladı. Anladığım kadarıyla kralla koridor daraltacak, kraliçeyle de belediye binasına gitmeye niyeti var gibi gözüküyor. Evet, duvar kırıcı başarılı. Neye göre başarılı? İstediği noktada çalıştı mı? Kral kaya saçar kompartmanına girecek. Kraliçe de sol taraftan binaya indirecek. Mükemmel gözüküyor. Evet, operasyonun başarılı olduğunu düşünüyorum. En azından şimdilik. Kuşatma olarak da savaş köstebeği aktif an itibariyle. Bir tane daha duvar kırıcı gönderdik. Kraliçenin belediye binasına ulaşmasına sağlayacak duvarı açacak. Gayet güzel. Klan kalesinden çift kelle avcısı, okçular ve bir adet tazı çıktığını görüyorum. Zehir büyüsünün yardımıyla rahatlıkla onları da temizleyecek. Evet, kralı bir tık erken kaybettik. Kabul etmek durumundayız. Ama velakin kritik binalar indirdi. Aynı zamanda güzel bir koridor temizliği gerçekleştirdi. Dolayısıyla kralın ziyan olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Pekala. Her iki öfke büyüsü kulesini de öfkede görüyorum. Büyük kulelerinin her ikisini de öfkede görüyorum. İkisi de aktif oldu. Pekala. Depolarda birazcık oyalandıktan sonra kraliçe belediye binasına yapışacak gibi gözüküyor. 1 dakika 45 saniye süremiz kaldı. Yani belediye binasını indirmeden binicileri salmak birazcık riskli olur. Kraliçeyi kaybetme ihtimalimiz var. Kraliçeyi kaybettiğimiz takdirde genelde bu saldırılardan 3 yıldız gelmiyor. Yani ne yapıp ne edip bir şekilde kraliçeyi hayatta tutması gerektiğini düşünüyorum. Evet, üst taraftan monolite, defansif kraliçe ve şampiyonun olduğu kompartmana doğru koruyucu ile birlikte binicilerimi gönderiyoruz. Devamında da ışık hızında koruyucunun özelliğini patlatıyoruz. Kraliçe binayı indirdi. Bir tane daha öfkenin yardımıyla zehirin etkisini aradan çıkartmaya çalışıyoruz. Biniciler patır patır dökülmeye başladılar arkadaşlar. Kuşatma olarak da savaş köstebeği tercih etti. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Kartal topunun üstünde bir iyileştirme büyüsü. Biniciler sağa sola dağılıyorlar. Şampiyon kalkanıyla birlikte merkezde. Ama öfke büyüsü kulesi hiç şakaya gelecek gibi gözükmüyor. Kertenkele de mücadelesini sürdürüyor. Kazıcı da hakeza o noktada. Gayet güzel. Şampiyon kalkanını fırlattı. Sanki 3 yıldıza yetmeyecek gibi, öyle mi? Aynen. Diğer hero'larımızı kaybettik. Şampiyonun canı da gıdım kaldı. Nokta hasarı veren savunmalar maalesef ki maalesef şampiyonu öldürüyor. Güzel bir denemeydi. Başarılı bir saldırı olarak kabul ediyorum ama 3 yıldızı da
getirmiyor maalesef. Böylelikle ilk tur saldırılarının ardından ETX Sports klanı yıldız ve yüzde avantajıyla maçı ele geçirmiş durumda. Bakalım ikinci tur saldırılarında neler olacak. Evet, son askerlerimizi de mevzilendirebiliyoruz. Yüzdeyi ne kadar arttırsak o kadar kardır. Aslan kazıcı, canımız, ciğerimiz, dalağımız, böbreğimiz. Gider ayak iksir toplayıcısını da indirdi. %87, 2 yıldız, bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Pekala efendim, ikinci turun ilk saldırısı. ETX Sports klanının bir numarasından Try Hard isimli reisten izleyeceğiz. İsmi tanıdık geliyor. Bu oyuncu böyle iyi hatırlıyorum ben ya. Sağlam bir oyuncu diye hatırlıyorum. Roket balonlarla hava savunmasını indiriyor. Zeppelin'i de tanklıyor. Zeppelin belediye binasına doğru ilerliyor. 4 tane görünmezlik, 1 tane klon büyüğümüz var. Yine zıpır minyonlar. Amma ve lakin kasırga. Aman diyeyim abi. Hava bombalarıyla birlikte çok fazla sayıda zıpır minyonu kaybettik ama neyse ki belediye binası indi. Son atışlarıyla birlikte Cehennem Kulesi'ni de aradan çıkartıyor. Gerçekten var ya, nefeslerin durduğu bir andı. Belediye binasını indiremeseydi zaten patlamış olacaktı saldırı. Hadi indirdi. Çok az değer elde etmiş olacaktı. Yani çoklu kule indirmesi muhteşem bir gelişme. Saldırının ana gücü olarak Cehennem Ejderi tercih etmiş. Sadece bir tane esneklik kazandırması için ejderha binicisi almış. Onu da kullandı. Nereden kullandı? Cehennem Ejderlerinin arkasından mı? Göremiyorum. Tamam, sağ tarafından göndermiş, bebek ejderin hemen yanında. Evet, Cehennem Ejderlerimiz merkeze monolite doğru ilerlerken Kral Kraliçe'yi de saat 3 köşesinden pozisyonlandırıyoruz. Henüz şampiyonu sallamadık gibime geliyor. Aynen öyle. Şu anda güzel gözüküyor arkadaşlar. İskelet büyüleriyle de dikkat dağıtmaya çalışıyor. Koruyucu alteriğinde devamında defansif kraliçeye yapışacaklar. Her şey yolunda giderse o kraliçenin ineceğini düşünüyorum ama zalim kraliçe. Ne pis vurdu ya. Vallahi alamadılar kraliçeyi. Tamam. Koruyucu özelliğini yeni aktif etti. Kral özelliğini kullandı. Kraliçe hala daha yoluna devam ediyor. Şampiyonu mevzilendirmedik. 2 tane dondurma, 1 tane de görünmezlik büyüsü var. Sizi bilmem ama ben buradan çatır çutur bir 3 yıldız geldiğini görür gibiyim. Ey vatandaşlar, haksız mıyım? Erken konuşup rezil olmak istemiyorum ama hem kraliçenin özelliği varken, şampiyonu daha pozisyonlandırmamışken, dondurma ve görünmezliğin yardımıyla bence buradan 3 yıldız gelecek. Öfke büyüsü kulesi de aktif oldu. İlerleyen dakikalarda, saniyelerde bize sıkıntı çıkartmayacağını düşünüyorum. Hadi artık, ne kadar uzun sürdü öfkenin etkisi ya. Görünmezlik devrede, dondurma hala daha elimizde. Hadi lan, kara çıkartmayın benim yüzümü. Şampiyonun kaya saçarı yapışması çok güzel oldu. Dondurmayı da o noktada patlattık. Kalkanını fırlattığı anda 47 saniye süremiz var. Abi bilemiyorum, emin olamadım şimdi ya. Geldi geldi, kraliçe özelliğiyle rahat alır. İskeletler çok fazla mide bulandırdı. Şampiyon çokluyu alırsa garanti gelir 3 yıldız. Bir tane daha vuraydın ya. Vuramadı be. Abi bir tane daha vuraydı, garanti üçlendi diyecektim ama şu anda süre birazcık sıkıntı çıkartabilir. Demedi demeyin. Her ne kadar Unicorn hayatta kalmış olsa dahi saldırı gücü olarak kraliçeden başka hiçbir şey yok. Depo oyalayacak. Arka tarafta bir havan ve kısa menzilli okçu kulesi var. O yüzden birazcık tedirgin oluyorum. 15 saniye süremiz kaldı. Hadi lan, bence hak etti ya. Dibine kadar, köküne kadar hak etti iskelet tuzakları, yapma. Abi sen ciddi olamazsın. Time field'de kalacak galiba. 4, 3. Abi çoklu cehennem kulesinin canı var ya, şu kadarcık kaldı, şu kadarcık. Kafayı yiyeceğim. 1.99 faciası. Ah be. Gerçekten üzgünüm. Senin tatlı canın sağ olsun diyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim, şimdi sırada Ungentleman isimli klanın 2 numarasından DYZ isimli vatandaştan bir elektro titan süper okçu kara saldırısı izleyeceğiz. Yıldırım ve depremlerin yerine tam tamına 3 tane iskelet büyüsü almış. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum ben. 3 tane iskelet büyüsü. Kuleler tekli de diyeceğim, hayır. Sadece monolit için biraz fazla değil mi? Yıldırım deprem yok, çift atlatma yok. Tek bir tane atlatma büyüğümüz ve 3 tane de iskeletimiz var. Gerçekten heyecanla bekliyorum bunları nasıl değerlendirecek. Evet, koruyucu yürüyüşüyle başladı. Kertenkele'nin yardımıyla kartal topu kompartmanın civarında ufak çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştiriyoruz. Devamında ya alt taraftan ya da kara iksir çoklu cehennem kulesi kompartmanına doğru ordusunu sallayacaktır gibime geliyor. Görelim. Tamam, sakin sakin bekliyoruz. Koruyucuya bir adet öfke büyüsü, şifacıları kaçırdık. Bir adım attı, sıkıntı yok, her şey yolunda. Sanırım kartal topunu indirene kadar bekleyecek arkadaşlar. Pekala, biz de bekliyoruz. Heyecanla. Evet, kartal topu inecek. X'ini alacak mı peki?
O kadar beklerse 1 dakika neredeyse tamamlandı. Evet, alt taraftan bir bebek ejder bıraktığını görüyorum. Bedavadan bir tane okçu kulesini temizledi. Koruyucu krala yapıştı. Kelle avcısı atmazsa birazcık sıkıntı çıkabilir. Evet, bir tane kelle avcısı gönderdi. Yalnız yeterli olmayabilir. Kraliçenin krala vurması lazım. Gayet güzel. Bakın, sadece bir tane kelle avcısı yeterli olmuyor. Kral az buz vurmuyor arkadaşım. Evet, üst tarafta X-Yay'ın civarında bir tane de iskelet tuzağı tetikledi. Titan'la koridor daraltıyoruz. Çoklu Cennem Kulesi kraliçe kompartmanına doğru anladığım kadarıyla Titanları, süper okçuları göndermeye çalışacak. Kralı da Anka kuşunun yardımı ve büyücünün desteğiyle sağ taraftan koridor temizlemek üzere gönderiyoruz. Kuşatma olarak tomruk fırlatıcı tercih etti. Çoklu Kule'ye, Zehir Büyüsü Kulesi'ne, Gizli Tesla'ya, devamında X-Yay'ına, hatta yeteri kadar hayatta kalırsa belediye binasına kadar vurmaya devam edecek. Evet, güzel gözüküyor. Atlatma büyümüz hala daha elimizde. Monolith'i tanklamak için kullandı arkadaşlar. İki tane iskelet büyüsünü. Üçüncüsü hala daha elimizde. Heyecanla bekliyor. Evet, kral hayatını kaybetti. Anka kuşunun yardımıyla tekrardan canlandı. Kısa günün karı, koskoca bir X-Yay'ını temizleyecek. Şampiyonu da mevzilendirdik. Askerler belediye binasına doğru gitmiyorlar. Bu yüzden şampiyonu binaya yakın noktadan bıraktık. Süper okçular hayatta, şifacılar da çoklu cehennem kulesinin alanının içerisinde gözüküyorlar. Evet, şampiyon belediye binasını indirdi. Kraliçe merkezde özelliğiyle birlikte hayatta. Atlatma büyüsünü kraliçeye atmak yerine süper okçularda kullanmayı tercih etti. Mantıklı mı? Yani üst tarafta X-Yay ve Kaya Saçar'ı indirebilirlerse bunun ekmeğini yer diye düşünüyorum. Ama Kaya Saçar vurur da okçuları kaybederse Şinanay yavrum Şina Şinanay olacak ve süper okçular... Bir an öldüler sandım ama hayattalar. Tamam. Yalnız şifacı ablalarımız, şu koruyucuyu bıraksanız da şu süper okçulara meyletseniz hiç de fena olmayacak gibi. Gelmeyecek sanki 3 yıldıza. Aynen. Maalesef. İyi denemeydi. Hoşuma gitti açıkçası. Böyle değişik bir şeyler yaptı ama maalesef 3 yıldızı getirmiyor. %84 2 yıldızda kapanışı yapmış oluyor. Böylelikle ikinci tur saldırılarının ardından yıldız ve yüzde farkıyla ETX Sports klanı maçı önde götürüyor. Üçüncü tur saldırılarına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü turun ilk saldırısı ETX Sports klanının 2 numarasından Ghost isimli vatandaştan yıldırımlı depremli bir titan saldırısı izleyeceğiz. 5 yıldırım 1 deprem var. Kaya Saçar X-Yay'ı veya Monolith indirmeyecektir. Görünmezlik büyüsü ve tekli cehennem kulesini aradan çıkarttı. Belediye binasını uyandırdı. Alev fırlatıcıyla binayı almaya niyetli gibi gözüküyor. Pekala, alt taraftan birkaç tane balon ve sinsi goblinle koridor temizleme çalışmaları sonuç verdi. İyice daraltmış oldu o noktayı. Alev fırlatıcı da pozisyonlandığına göre bence beklemesinin hiçbir anlamı yok. Duvar kırıcı da devrede titanları Kaya Saçar'a, kral kraliçe kompartmanına doğru gönderecektir. Bence durduğu kabahat şu anda. Beklemesinin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum, aynen. Buz golemiyle tanklıyor 3 tane titan, kraliçe, devamında bir tane mayın eşeği ve elimizdeki son şifacıyı da pozisyonlandırdık. Hava savunmasından sağlam tokat yedi ama gıdım canlı da olsa şifacı hayatta kalmayı başarıyor. Sağ taraftan kral ve bir tane daha elektro titanla temizlik yapıyoruz. Aynı zamanda titanları da atlatmadı, alıp içeriye girmeleri için daraltmaya çalışıyor. Mantıklı, makul. Kral özelliğini kullandı. Klan karesinden 3 tane buz golemi çıktığını görüyorum. Pekala. Yani birazcık çirkin gözüküyor. Çok durdular böyle. Sanki böyle ilerlemiyor. Böyle bir sıkışmışlık hissiyatı veriyor bana saldırı. O yüzden böyle tedirgin oluyorum ama askerler hayatta olduğu sürece sıkıntı yok. Monolith iş başında. Titanlardan bir tanesini kaybetti. Merkezde bir öfke büyüsü. Koruyucunun özelliğini hala hazırda kullandık. Ama kraliçe güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. İşte şimdi birazcık daha hızlanmaya başladı savaş. Öfkenin içerisinde titanlar kraliçe, defansif şampiyonu indirecekler. Devamında üst taraftan kanaldan devam edecekler. Alev fırlatıcı da hala da iş başında. Evet, içinden yeti ve bir tane elektro titan çıktı. Kraliçenin özelliği duruyor. Şampiyonun kalkanı duruyor. Arkadaşlar bence çatır çutur üçlendi burası ya. Vay arkadaş, bu klan da bayağı iyiymiş ha. ETX Sports gerçekten, hafızam beni yanıltmamış. Bu klan bayağı sağlam arkadaşlar. Yani ilk 3 saldırılarından bence çok iyi performans gösterdiler. Demedi demeyin bu maçı alırlar gibime geliyor. Ama daha 3. turun ilk saldırısındayız. Neler olacağını kestirmek gerçekten çok güç. Bir tane dondurma büyüsü, 2 tane minyon, kelle avcısı ve kraliçenin özelliğine ihtiyaç dahi duymadan Instinct isimli vatandaşın köyünü çatır çutur üçlüyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Ben bu saldırıya şapka çıkartıyorum arkadaşlar. Devam.
Pekala efendim, 3. turun 2. saldırısı. Ungentleman isimli klanın 3 numarasından Void isimli oyuncudan bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Çift tazımız 33 tane balonumuz. Bununla birlikte antin kuntin bir şey var mı diye bakıyorum. 4 görünmezlik, 5 dondurma, 2 hız, öfke. Biraz hırtusuyla klasik geleneksel bir tazı balon saldırısı olacak. Zeppelin'i nereden gönderecek acaba? Ben olsam nereden gönderirdim? Hiçbir fikrim yok. Evet, üst taraftan fazla harcamıyor. Birkaç tane balonu feda ederek sanırım top ile büyücü kulesi arasında indirecek. Çoklu Cehennem Kulesi'ni, ilk sayını ve civardaki hafif savunmaları indirdiğinde hem koridoru daraltmış olacak değil mi? Hem de ilk sayıyla çoklu kuleyi aradan çıkartmış olacak. Mantıklı. Makul, görünmezlik büyüsünü yanlış attın. Ne yapıyorsun hemşerim? İkincisini de yanlış attı. Abi çıldıracağım ya. Senin babanın kemiğine tükürmesinler Void. Senin yapacağın iş batsın be kardeşim. Yani oldu mu şimdi ya? Ufacık bir görevim vardı. Video mu çekiyorsun, yayın mı yapıyorsun? Hayır yani, bahanen nedir ben anlamıyorum yani. Hadi bir kere sıçradın, ikinciye sıçramayaydın bari. Bu cümleleri daha önce kullanmıştım. Hatta bununla alakalı bir shorts videomuz vardı. O shorts videosunu izleyenler yorumlarda kendilerini belli etsinler. O çoklu cehennem kulesinin inmemesinin muhakkak ki ağır bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum. Yani aslında güzel düşünmüş. Bakın, belediye binasını kraliçe ile tek başına indirmek için temizlik yapmış oldu. Ama şimdi çoklu kule ayakta kalınca insanın ister istemez midesi bulanıyor yani birazcık. Hayırlısı, bol şans diliyorum. Evet, kralı üst taraftan mevzilendirdik. Kraliçe belediye binasına yapıştı. 2 yıldız garanti diyelim biz buna. Şampiyonu nereden oynayacak acaba? Ben olsam şampiyonu çoklu kuleye doğru gönderir miydim? Muhtemelen gönderirdim. Kral özelliğine bastı. Hayır, şampiyonu kralın ardından mevzilendirdi. Devamında da tazı balon saldırısına başlıyoruz. Pekala. Ardından minyonlar... Şampiyon koruyucunun alanın içerisinde kalacak. Kral hakeza o şekilde. Bunu güzel bir şekilde değerlendirebilirse diyeceğim ama defansif kral şampiyona yapıştı. Gerçekten çok çirkin ve iğrenç bir manzara. Koskoca bir şampiyonu yaladılar, yuttular, yediler, bitirdiler arkadaşım. Anka kuşunun yardımıyla kral tekrardan ayaklandı. Ama çok da fazla bir etkisi olmayacak gibi gözüküyor aynen. Bakınız, balonların gittiği yere bak. İndirmesi gereken çoklu kuleye doğru gidiyor. Patlatıcı üflüyor, çoklu vuruyor, hava bombası canlarını okuyor. Sırf sen o görünmezlik büyüsünü yanlış attın diye. Elbette ki bunun da bir bedeli olacak ey vatandaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar, buna rağmen ne kadar da ilerleyişini sürdürdü. Ben iddia ediyorum, eğer eline yüzüne bulaştırmasaydı çok rahat temiz bir üçlük patlatmış olacaktı. Hayır, zaten yıldız farkıyla gerideydiler. Böylelikle 3. tur saldırılarının ardından 2 yıldız farkla geriye düşmüş oluyor Ungentleman klanı. ET Exports klanı için ET Exports klanı için ise keyifler yerinde, bir ellerinde çayını yudumlarken diğer elleriyle de saldırılarını yapmaya devam edecekler. Evet, %71 ne vuruyor, baykuş kalmış hayatta. Hadi çoklu kule, işimiz gücümüz var, oyun oynamıyoruz burada. Vur şu baykuşun kafasına da devam edelim ya. Evet, tazıyı neredeyse patlatıyordu bu arada. Baykuş da var ya, hiç hafife alınacak bir karakter değil arkadaşlar. 8 yıldızı 6 yıldız, %50 de öndeler. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Pekala efendim, 4. turun ilk saldırısı. ET Exports klanının 4 numarasından Kingsman. Yine ismi tanıdık geliyor. Daha önce defalarca maçına sunuculuk yapmışlığım var. İsimli vatandaştan bir elektro ejder ameliyatı izleyeceğiz. Kraliçe yürüyüşlü geri çağırma büyülü. Zıpır minyon var mı? Olmadı şimdi ya. Roket balon var 4 tane. Bir de zıpır olsaymış çok iyi olurmuş ama sinsi goblinler tercih etmiş. Belki bakarsınız alev fırlatıcının içinden çıkar da gönlümüz hoş olur yani. Göreceğiz. Evet, kraliçe yürüyüşüne başladı. Hemen devamında alev fırlatıcıyı da pozisyonlandırdı. Bir adet öfke büyüsüyle ilk sayını indireceğiz. Bak, o şampiyonu almadan çekersen kraliçeyi deli oluyorum abi. Bir tane dondurma at. Şampiyonu indir. Bomba kulesini indir. Ondan sonra çek öteki tarafa. Yani böyle gökten altın yağıyor da sanki şemsiyeyle geziyorlarmış gibi hissediyorum yani. Nasıl benzetme oldu ben de bilmiyorum ama. Lan mis gibi şampiyonu indireceksin orada, bir tane dondurma atsa ya. Bomba kulesini de alırdı. Neyse, vardır bir bildiği. Kraliçeyi saat 9 köşesinden tekrardan mevzilendirdik. Belediye binasına doğru da elektro ejderleri spamlıyoruz. Girişte çoklu kuleye bir adet dondurma büyüsü. Defansif kral da o noktada. Güdümlüler boşa düşüyor. Balonlar güzel iş çıkarttı. Bir yandan kraliçe alt tarafa doğru, kaya saçarı doğru ilerlerken elektrolar da belediye binasına ulaşmaya çalışıyorlar. Koruyucunun özelliğini kullandık. Umarım yeterli olur. Öfkenin içerisindeler. Hadi.
Sadece binayı indirmek yetmez. Monolit'in de devreden çıkması lazım. Öteki türlü Şinanay yavrum Şinanay durumları olur. Evet, Monolit hayatta kaldı. Koruyucu da başladığı işi yarım bırakıyor ve Monolit'ten uzaklaşıyor. Bunun bir bedeli olacaktır elbet, öyle değil mi? Gerçi şu anda baktığımda Elektro bir atış yapabilse o noktada. Bak görüyor musun, defansif şampiyon bütün Elektroları katletti o noktada. Halbuki Kraliçe ile beklese şu şampiyonun inmesini daha iyi olmaz mıydı ya? Ben mi yanılıyorum, yanlış bir şeyler mi kaçırıyorum bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar, savaşa tekrardan dönecek olursak şampiyonu henüz mevzilendirmedi. Kraliçe ve kral özelliğiyle bir hayatta alev fırlatıcının içinden cehennem ejderi ve roket balon çıktı. Neden o? Bence 3 yıldız geldi ya. Yalnız Monolith'e dikkat, canı gıdım inşaatçı kulübesi onu iyileştirmeye çalışacak. Bence bir an önce şampiyonu Monolith'e atması lazım. Abi inşaatçı kulübesi Monolith'i iyileştirmeye başlamadan önce o Monolith'in inmesi lazım. Hatta sal direkt bas kalkanına. Durduğun kabahat, ne bekliyorsun? Evet, şampiyonu pozisyonlandırdı. Kazıcı ile birlikte 2 tane iskelet tuzağı birden çıktı. Eyvahlar olsun. Abi kalkana basması lazım. Bas bas bas, çok güzel. Tamamdır, çoklu cehennem kulesi kaldı. Üst tarafta Kaya Seçer defansif şampiyon sanırım yeterli olmayacak. Ah be. Bu arada Süper Ejder de ofansif anlamda gerçekten çok güzel işler çıkarttı arkadaşlar. Hakkını yemeyelim ama maalesef ki yeterli olmayacak. Biz buna bir time fail diyebilir miyiz acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Kralın canı full'e yakın. Anka kuşu da elimizde. Bence bu bir time fail. Şampiyonun canı gıdım. Kaya Saçar'ın canının da full olduğunu düşünmüyorum. Bence sürü olsaydı burayı da üçleyecekmiş. Yine de gönül koymasın, şapka çıkartıyorum. Ve bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 4. turun 2. saldırısı. Ungentleman isimli klanın 1 numarasından Instinct. İçgüdü yanlış hatırlamıyorsam Türkçe mealiyle. İsimli vatandaştan, az önceki saldırıdan canı çekmiş anladığım kadarıyla, kraliçe yürüyüşlü yeri çağırma büyülü bir elektro ejder saldırısı gerçekleştirecek. Sadece 4 tane ejderimiz var, 1 tane de ejderha binicimiz var. Zıpır var mı? Nerede? Keşke olsa da gözümüz şenlense. Tamamdır, belediye binasına doğru kraliçe yürüyüşüne başladı. Şu anda üst tarafta duvar kırıcı kullandığı için ters bir durum görmüyorum. Ki kraliçe çoklu havan alt tarafa doğru ilerleyecektir. Yalancı çıkarttı beni, pekala. Abi bu arada bak, üst taraftaki altın madenini almazsa kraliçe yukarı gidebilir. Aman diyeyim, ateşle oynama. Atacağın oraya bir tane bebek ejder ama tamamdır. Belediye binası muhtemelen şifacıları görecektir. O yüzden bir tane dondurma büyüsü patlatıyor. Monolit kraliçenin canını çok fena yakıyor şu anda. Belediye binası indi. Geri çağırma büyüsü. Kraliçenin özelliğini kullanamadık. Koruyamadık. Bir tık üzücü oldu arkadaşlar. Belediye binasını indirdi ama özelliğini koruyamadı. Elbette ki bunun da bir bedelinin olacağını düşünmemiz lazım yani. Evet, kraliçe alt taraftan mevzilendirdi. Kral bebek ejder koridor daraltıyor. Kaya Saçarı ilk seyini gözüne kestirmiş gibi gözüküyor. Bir tane yarasa büyüsüyle sağ üst köşedeki hava savunmasını tanklayıp balonlarla bedavadan değil mi? Hava savunmasını ayıklamış olacak. Elimizdeki tek ejderha binicisini de o noktada kullandı. Devamında elektro ejderler, belediye binası gibi bir derdimiz yok. Kartal topuna yakın taraftan girmesi gayet mantıklıydı. Alev fırlatıcı patladı, üst taraftaki Kaya Saçarı'nın icabına bakacaklar. 3 yıldıza yeterli olur mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü gözükmüyor arkadaşlar. 2 tane dondurma büyüğümüz var. Şampiyonu henüz mevzilendirmedik. Kraliçeyi sanırım kaybettik. Öyle mi? Maalesef. Lan kraliçe nasıl öldü orada ya? Vallahi yeti var. Ejderha binicisi var. Ölmek üzere olan birkaç tane elektro. Şampiyon kalkanıyla belki bir ihtimal diyeceğim de Monolith'in canı da full. Sadece bir tane dondurma büyüsünün yeterli olacağına pek inanamıyorum. Evet, 100.000 200.000 tane hava bombası çıktı. Güdümlülerle birlikte önce elektroyu sonra ejderha binicisini katlettiler. Defansif tazı da şampiyonu yaladı yuttu. Bütün ümitlerimizin üzerine suyu dökmüş oldu arkadaşlar. Evet, ümitlerimiz maalesef yeşermedi bu sefer. Evet, Ungentleman klanı bence maçı kaybetti. Garanti gibi bir şey yani. Yani yıldız farkı 2 mi oldu 3 mü oldu tam hatırlamıyorum ama hiç de iyi gözükmüyor açıkçası. Aslında güzel bir saldırı. Bakın %92. Hatta bir dakika. Kasacının yardımıyla şampiyon Monolith'i alacak. Duvar kırıcıyla savunmaları tanklamaya çalışıyor. 18 saniye süremiz var. İskelet tuzakları çıktı. Yok. O kadar uzun boylu değil. Okçu kulesinin bile yeterli olacağını düşünüyorum. Ki şampiyona yapıştı. Yine de bence şapka çıkartılacak bir saldırıydı. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. İlk 4 saldırıların ardından 2 yıldız farkla ET klanı önde, final tur maçlarına başlıyoruz.
Pekala efendim. 5. turun ilk saldırısı. ET Exipos klanın 5 numarasından Eryam. Yine ismi tanıdık gelen bir oyuncu. Sağlam bir oyuncudur kendisi. Kraliçe yürüyüşlü bir ejderha bincisi saldırısı yapacak. Hadi bakalım, çok seviyorum arkadaşlar ben bu stratejiyi. Ayrıca Zap usulü olacak. 5 yıldırım bir tane de deprem büyüsü mevcut. Zeppelin yeti bombasıyla öfke büyüsü bile kullanmadan koridor temizliyor. Birkaç tane ağır savunma indiriyor. Kraliçe de yukarıdan yoluna belediye binasına doğru devam edecek. Boğazım birazcık tırmaladı da kusura bakmayın, çayımdan bir yudum alma ihtiyacı duydum. Evet, klan kalesini de çıkarttı. Buz golemlerine bir zehir büyüsü. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Bir tane daha mayın eşiği gönderiyoruz. Aslında orada öfkeyi atsaydı belki defansif şampiyonu da aradan çıkartırdı ama o öfkelere kraliçe yürüyüşünde ihtiyaç duyacak. Zaten 6-7 kapasitelik büyüyü yıldırım depremler için harcadı. O yüzden yetileri öfkelendirmemesini anlayışla karşılıyorum arkadaşlar. Bu arada 18 kişi de maçı izliyormuş. Yine bütün yayıncılar toplandık buraya. Yerli yabancı. Yerli yok ya, ben bakıyorum yerli yabancılardan hiç kimse bu turnuvalara katılmıyor. Yani davet de ediyorum halbuki ama gelmiyorlar yani, ne bileyim. Bence çok keyifli. Bütün herkesi beklerim. Hatta böyle nasıl diyeyim, küçük yayıncı. Küçük demeyeyim de hani gelişmekte olan yayıncılar varsa bu turnuvaların sunumunu yapmak istiyorlarsa bana özelden ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet, kraliçe belediye binası kompartmanına giriş yaptı. Görünmezlik büyüsü kulesine dikkat. Öfke devamında bir tane de dondurma lazımdır ağabey. X-Y'ni de dondurdu ama binayı kaçırdı. Kralı da mevzilendirdi. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor ama hani garanti üçlendi demek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Kartal topuna yakın taraftan girmesi güzel. Şampiyonu ejderha binicileriyle göndermesi o da güzel. Bir tane öfke büyüsü kelle avcılarını da son anda koruyucunun özelliğiyle koruyor. Defansif şampiyonu da o şekilde aradan çıkartmış oluyoruz. Kraliçe özelliğiyle birlikte hayatta. Kral özelliğiyle birlikte hayatta. Sadece ve sadece 50 saniye süremiz kaldı. Yani şu anda her şey yolunda gözüküyor ama yine de üçlendi diyemiyorum yani. Henüz erken olduğunu düşünüyorum. Defansif kraliçeyi de aldık. 1, 2, 3, 4 tane ejder binicimiz hayatta. Monolite bir dondurma. Hava tuzakları ciddi sıkıntı çıkartıyor. Bir tane daha vuraydın ya. Monolite alamadık. Eyvahlar olsun. 29 saniye süremiz kaldı. Abi bilemiyorum ya. Yakın ama sanki yetmeyecek gibi değil mi? Hiçbir şey olmasa süreden yiyecek gibi gözüküyor. Anka kuşunun yardımıyla kral ayaklandı. Ama çok da fazla bir varlık gösteremeyecek. Bir tane hafif savunma ancak indirebildi. Defansif kral da hayatta. Yani bence bu bir time fail de değil. Bayağı bildiğin fail arkadaşlar. Çünkü monolite kraliçe ulaşamayacak. Karaya bakan X-Y kraliçenin canını okuyacak. %90'larda orta şekerliden hallice başarılı bir performansla ET Exipos klanı son saldırısını gerçekleştirmiş oldu. Böylelikle teknik açıdan maç bitmiş oldu. Son saldırıyı da tabii ki de izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, maçın son saldırısı her ne kadar herhangi bir şekilde değişiklik olmayacak olsa da isteriz ki değil mi, kapanışı güzel pırıl pırıl bir 3 yıldızla gerçekleştirelim. Ungentleman klanının 5 numarasından A.R.Y yıldırım %100 isimli vatandaştan Blizzard usulü anladığım kadarıyla bir gazı balon mu? Hayır, elektro titan. Süper büyücüler. Geç kaldın. Görünmezlik büyüsünü atmakta geç kaldın. Savaşı bana olarak bitirdi abi, inanamıyorum ya. Ama hak etti. Gerçi moral bozukluğuyla girdi abi. Şimdi adama da anlayışla karşılamak lazım yani. 4 yıldız alsa bile muhtemelen kazanamayacaktı. Evet, birazcık erken kapanış yapmış oluyoruz. ET Exipos klanı 4 yıldız farkla olağanüstü, ezici ve ikna edici bir yıkım yüzdesi ve yıldız farkıyla maçı kazanmış oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bye.